Herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler. Yazayım. Birinci mertebe lineer diferansiyel denklemler. Aslında dersin başında genel olarak bir lineer diferansiyel denklemin formunu ifade etmiştim. Oradan hatırlıyorsunuzdur belki ama özel olarak birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemleri şu şekilde karakterize etmemiz mümkün. Burada tabii x bağımsız değişken px ve qx, x'e bağlı fonksiyonlar olmak üzere bu tipten bir diferansiyel denkleme birinci mertebe lineer diferansiyel denklem diyoruz. Dikkat ederseniz y'nin yanında px'in fonksiyonu var, y'nin türevi var. Tabii y'nin türevinin önünde bir katsayı olabilir. O katsayıya bölerek yine bu forma getirmek mümkün. Yani mesela fonksiyonumuz x dy dx artı x artı 1 y eşittir x üzeri 4 gibi bir şey olsa ifadeyi x'e bölerek şu şekilde dy dx artı 1 artı 1 bölü x y eşittir x küp şeklinde yazarak şurada gördüğünüz forma biçime getirmeniz mümkün. Dolayısıyla bu tipteki denklemlere birinci mertebe lineer denklemler dedik. Şimdi birinci mertebe lineer denklemlerin şöyle bir özelliği var. Bunlara bir integral çarpanı bulmak mümkün. O integral çarpanının ne olduğunu belirlemek ve bundan sonrasında hep onu kullanmak adına biraz işlem yapacağız şimdi. Dedik ya dy dx eşittir artı pxy eşittir qx biçimindedir. Bunu düzenleyip diferansiyel formda yazacak olursak şöyle olacaktır. Pxy eksi qx dx artı dy eşittir 0. Yani yaptığım ne? Dx ile ifadeyi çarpıp, yani şuradaki ifadeyi dx ile çarpıp düzenlemek. Dolayısıyla bu biçime getirmiş oluyorum. Şimdi burada bu bir tam diferansiyel denklem midir? Ona bakalım. Yani tam dif mi? Diferansiyel denklem mi? Şuna m her zamanki gibi. Zaten n 1 gördüğünüz gibi. Yani mx y'miz px y eksi qx n'miz de x y'miz de 1 zaten sabit fonksiyon gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada nedir? M'nin y'ye göre türevini düşünecek olursak bu sadece px'tir. N'nin x'e göre türevini düşünecek olursak zaten sabitin türevi 0'dır. Dolayısıyla bu ikisinin farkı nedir? M ile M'nin y'ye eksi N'nin x'e göre kısmi türevi yine px çıkacaktır. Ve şimdi şeye bakacak olursak hani x'e bağlı bir şeyimiz var burada. Mu x kimdir o? Bir hatırlatmak adına bir daha yazayım isterseniz nasıl hesaplıyorduk. İntegral 1 bölü n m'nin y'ye eksi n'nin x'e göre kısmi türevi diyorduk değil mi? Bu şekilde ifade etmiştik önceki derslerimizde hatırlarsanız. Hatırlatmak adına ben de zaten bir kere daha yazdım. Şimdi şurası px olduğu için n'ye de zaten
nedir? Sabit 1, değil mi? Şurada söylemiştik. O zaman sadece x'e bağlı ifade edebiliriz o integral içini. O zaman hiç sorun yok. Yani mu x'imiz e üzeri integral 1 bölü n'miz 1, farkımız, şuradaki farkımız gördüğünüz gibi px dx. Yani bu integral çarpanıyla çarptığımızda bizim şeyimiz, şu denklemimiz tam diferansiyel denkleme dönüşecektir. Dolayısıyla biz tam diferansiyel denklemin nasıl çözüleceğini biliyoruz. Yani işin doğrusu aslında bu denklemi, yani diferansiyel formda yazılmış olan denklemi eğer integral çarpanıyla yazıp düzenlerseniz o integrali denklemi yazabilirsiniz. Ama hani zaten ben o sabit formülü kullanmadığım için fazladan yazıp formülize etmek istemiyorum işi. Hani örneğin üzerinde çözerek görelim istiyorum. Yoksa hazır bir çözüm ifadesi de var işin doğrusu. Yani formülize etmek mümkün aslında çözümü. Sonuçta biz örneklerden gidelim. Mesela en başta yazdığımız örnek vardı. Şunu yapalım. Neymiş? İşte örnek diye yazayım. D'ye dx artı 1 artı 1 bölü x y eşittir x üzeri neydi? 3. Değil mi? X küp. Evet. Denklemimiz buymuş. Şimdi bu birinci mertebeden lineer diferansiyel denklem. Dolayısıyla nedir? İntegral çarpanını bulursak aslında denklemi tam diferansiyel denkleme dönüştürebiliriz. Ki formu hatırlayacak olursak zaten dy dx artı pxy eşittir qx. Şimdi integral çarpanımız ne olarak belirlendi? E üzeri integral px zaten. Px'imiz burada var. Px bu. O zaman bu integral çarpanı ne olacak? E üzeri integral 1 artı 1 bölü x. Buradan e üzeri şimdi 1x olarak çıkacak. 1 bölü x de ln x olarak çıkacak. Bu ikisini e üzeri x çarpı x diye düşünebiliriz. X e üzeri x yani. O zaman bizim integral çarpanımız x çarpı e üzeri x'miş. Bu ne anlama geliyor? Şimdi denklemi bu çarpanla, integral çarpanıyla çarptığımızda bu denklem tam diferansiyel denklem haline gelecektir. Çarpalım bakalım şimdi bu denklemi. X e üzeri x dy dx artı x e üzeri x çarpı 1 artı 1 bölü x y eşittir x üzeri 4 e üzeri x. Ya da kuvvetli çıktı. Gördüğünüz gibi şimdi aslında işin şu sol kısmı ne olacak? X e üzeri x y'nin türevi diye düşünsek bakalım ne çıkıyor? Yani birincinin türevi, yani y'nin türevi diyelim. X e üzeri x dy dx artı y'yi şöyle bir kenara alayım. X e üzeri x'in türevi. Şimdi x'in türevi e üzeri x, değil mi? Artı e üzeri x'in türevi e üzeri x. X e üzeri x oluyor yani.
Şöyle bir şey oldu. Şimdi dikkat ederseniz aslında bu parçayla, yani denklemin sol tarafıyla aynı aslında. Yani şu parantezi açacak olursanız aslında o x e üzeri x artı e üzeri x'ye. Dolayısıyla aslında şuna ulaştık. Bu denklem, yani integral çarpanı ile çarpılmış hali aslında şöyle yazılabilir. Ddx x e üzeri x y eşittir x üzeri 4 e üzeri x. Buradan nedir artık? İntegralini alırsak iki tarafın, yani dx'i karşıya attık diyelim. Şöyle x e üzeri x y eşittir integral x üzeri 4 e üzeri x dx biçimine gelecek. Bizim işimiz şunu çözmeye kalıyor. Yani burada kısmi integrasyon uygulamak lazım gördüğünüz gibi. O işi yapmak da biraz uzun iş. Ama bir adım yapalım isterseniz. Nasıl olduğunu görmek adına. Yani x üzeri 4 e üzeri x'te. Hatta genel olarak ben bunu karakterize edeyim. X üzeri n diyeyim size. Buna n integrali diyelim. X üzeri n'ye u dersek n x üzeri n eksi 1 dx du e üzeri x txt dv diyecek olursak e üzeri x eşittir v olacak. O zaman şimdi u v yani x üzeri n e üzeri x eksi integral v du. Yani şuradan bir n çıkacak. Şurası x üzeri n eksi 1 e üzeri x dx. Gördüğünüz gibi böyle bir şey elde ettim. Şimdi bu şu şekilde ifade edilebilir. Yani i x üzerine e üzeri x eksi n çarpı aslında i n eksi 1. Yani x üzeri n eksi 1 e üzeri x olduğu için onu aslında i n eksi 1 integrali diye düşünebilirsiniz. Ve buradan i 4'ün o zaman yani x üzeri 4'lüsünün x üzeri 4 e üzeri x eksi 4 i 3 yani üçlüsü. Sonra i 3'ün x küp e üzeri x eksi 3 i 2 x kare e üzeri x integrali yani. Artık hani şurada i n'yi genel olarak x üzeri n e üzeri x olarak belirttik ya. Ve x kare e üzeri x eksi 2 i 1. I 1 x e üzeri x yani. Ve i 1 zaten x e üzeri x eksi i 0. I 0 kim? Yani e üzeri x. Dx. X üzeri 0 yani yanındaki kuvvet. Dolayısıyla bu neye dönüşüyor? X e üzeri x eksi e üzeri x değil mi? I1. Buradan I2'yi yazabiliriz. I2 x kare e üzeri x eksi 2 x e üzeri x eksi x e üzeri x pardon. Yani aslında şu e üzeri x'leri toplasak güzel olacak. X kare eksi 2x artı 2. Değil mi? I2'yi böyle yaptık. Sonra buradan şurada I2 yerine yazarsanız I3 eşittir. X küp e üzeri x eksi 3 e üzeri x de var. E üzeri x, x kare eksi 2x artı 2. Yani şunu biraz aşağı alayım, boşluk olsun. Evet, şu şöyle kalsın. Bu da nedir? X küp eksi e üzeri x parantezinde x küp eksi 3x kare
artı 6 x eksi 6 ve son adımda artık i 4 x üzeri 4 y üzeri x eksi 4 çarpı y üzeri x çarpı şu aşağıda bulduğumuz i 3 onu yazıyorum işte x küp eksi 3x kare artı 6x eksi 6. Yani e üzeri x parantezinde yazarsak x üzeri 4 eksi 4x küp artı 12x kare eksi 24x artı 24. Evet gördüğünüz gibi yani uzun bir integral ama hadi yapayım dedim. X e üzeri x y eşittir o zaman e üzeri x x üzeri 4 eksi 4 x küp artı 12 x kare eksi 24 x artı 24 artı c gibi yazabiliriz çözüm için. Gördüğünüz gibi e üzeri x'ler sadeleşebilir burada. X'i de karşı tarafa bölen olarak yazarsınız. Dolayısıyla yani düzgün y eşittir şudur gibi diyebileceğiniz bir forma getirebilirsiniz cevabı. İlk örneğimiz böyle. Bunun integrali biraz abartılı oldu. Karşıdakinin kuvvetini ben kafadan biraz büyüttüğüm için fazla çıktı. Bir örnek daha görelim. Aslında o kadar karmaşık bir şey olmadığını göreceğiz bu durumda. Şimdi bakalım örneğimiz ne olsun? Şöyle bir şey olsun. X kare artı 1 dy dx artı 4xy eşittir x ve bu başlangıç değer problemiymiş. Y'nin 2'deki değeri de 1 olsun diyor. Yani başlangıç koşuluyla birlikte artık c sabitinin de yerine ne yazacağımızı bileceğiz. Dolayısıyla burada ekstradan o şeyi yerine koyacağız. Nedir? Y2'nin 1 olması durumunu göz önüne alacağız. Şimdi öncelikle denkleme gelelim tabii ki. X kare artı 1 dy dx artı 4xy eşittir x denklemi bizim uygun formumuza gelmesi için önce x kare artı 1'e böleceğiz ifadeyi değil mi? Dy dx artı 4x bölü x kare artı 1 y eşittir x bölü x kare artı 1. Ha şimdi bu uygun bizim uygun formumuz. Yani dy dx'in katsayısı 1 sabit olacak. Bu durumda buna px diyorum ki hemen integral çarpanını söyleyebileyim. Mu x bu durumda ne olacak? E üzeri integral 4x bölü x kare artı 1. O da nedir? İşte aslında şeye x kare artı 1'e u deseniz 2x dx du olacak. Yani e üzeri integral 2 bölü u du. Yani e üzeri 2 ln x kare artı 1 u yani ln u da x u'yu direkt yazdım artık. E üzeri ln x kare artı 1 x kare artı 1 bunun karesi. Şu 2 de bunun karesi işte zaten. Dolayısıyla bizim integral çarpanımız x kare artı 1'in karesiymiş. O zaman biz bu denklemde şimdi iki tarafı x kare artı 1 ile çarpar x kare artı 1'in parantez karesiyle çarparsak ne olacak? Artı 4x çarpı x kare artı 1'ler sadeleşecek bir tanesi. Bu da x çarpı x kare artı 1 olacak. Yine x kare artı 1'ler sadeleşti bir tane. O zaman
Şimdi gene sol tarafta aynı şey dönüyor. Nedir o? Aslında burası şununla şunu birlikte değerlendirdiğimizde aslında bu da x kare artı 1'in parantez karesi olması lazım. Şöyle bir şey olması lazım. Bunu bir hesaplayalım isterseniz. Nedir? X kare artı 1'in parantez karesi 2 x kare artı 1 çarpı 2x çarpı y artı x kare artı 1'in karesi dy dx biçimindedir, değil mi? Yani bu aslında 4 x x kare artı 1y artı x kare artı 1'in karesi dy dx'tir. Güzel. Bu tamamen zaten işaretlediğim gibi sol taraf. O zaman yapacak çok bir şey kalmamış demektir. Nedir? Çünkü sol tarafı, şu denklemi tekrar yazacak olursam, x kare artı 1'in karesi y eşittir x. Açalım o parantezi, x küp artı x. İki tarafın artık integralini alacak olursak, x kare artı 1'in karesi y eşittir integral işte x küp artı x dx. Bu da basit bir integral zaten. 1 bölü 4 x üzeri 4 artı 1 bölü 2 x kare artı c şeklinde olacaktır. Artı 1'in karesi y. Yani y eşittir. Aslında şöyle yazmak mümkün. 1 bölü 4 x üzeri 4 bölü x kare artı 1'in karesi artı 1 bölü 2 işte x kare bölü x kare artı 1'in karesi artı c bölü x kare artı 1'in karesi şeklinde çözümü ifade edebiliriz. Gördüğünüz gibi yani integral çarpanını söyleyip ifade ettikten sonra zaten oldukça kolay ilerliyor. Yani herhangi bir problem çıkmıyor. Yine bir başka örnek yapalım isterseniz pekiştirme amaçlı. Şöyle. Şöyle diyelim. Dy dx artı 4xy eşittir 8x gibi. Zaten basit doğrudan verilmiş, değil mi? Birinci mertebe lineer denklem. Mu x'i hemen yazabiliriz. E üzeri integral 4x dx diye. Neden? Çünkü px'imiz zaten burada duruyor. Bu da nedir? E üzeri x kare. Hadi bakalım. Evet. Şimdi integral çarpanı e üzeri x kare çıktı. O zaman denklemi e üzeri x kare ile çarparsak dy dx artı 4x e üzeri x kare y eşittir 8x e üzeri x kare. Allah'tan değiştirmemişim. X'i değiştireyim mi kareyle falan diye dediydim de işinden içinden çıkamayacakmışız. Çünkü e üzeri x kare x integralleri sorunlu integrallerdir. Değil mi? Şimdi bu taraf yine acaba şöyle yazılabilir mi? Bir bakalım. E üzeri x kare ile y'nin türevi gibi. Şimdi e üzeri x kare dy dx değil mi? Artı e üzeri x karenin türevi x karenin türevi 2x e üzeri x kare neden şey olmadı? Hocam 2x kare olmayacak mı e üstü? He, doğru diyorsun. Tamam. Ya burada da tutmadığı için işte ondan zaten kaldım. E üzeri 2x kare. Doğru. Teşekkürler.
Buraya da 2x kare diyelim. 2x kare 2 2. Tamam. Yoksa tutmuyor zaten. Düzeltelim. Böyle olduğunda 2x kare gerçekten 2x karenin türevi 4x oluyor. Tamam. O zaman denklemi yeniden şöyle ifade etmemiz mümkün. Ddx e üzeri 2x kareye eşittir 8x e üzeri 2x kare. Ve burada da iki tarafın türev şey integralini alıyorum. E üzeri 2x kare y eşittir integral 8x e üzeri 2x kare dx. Burada şimdi şuraya yapayım. 2x kareye u desek 4x dx du olacak. O zaman integralimiz de ne olacak? 2 e üzeri u du. Gördüğünüz gibi o yanındaki x, x kare, e üzeri x kare integralindeki x kareyi kurtarıyor. Yani bu işte 2 e üzeri u çıkacak. Yani 2x kare artı c diyelim. Böyle çıkacak. Güzel. O zaman e üzeri 2x kare y eşittir. İntegralde 2 e üzeri 2x kare artı c bulmuştuk. Yani y eşittir 2 artı c e üzeri eksi 2x kare gibi bir sonuç çıktı. Ya bir önceki soruda da başlangıç değer vardı, değil mi? Onu unuttum gitti. Ha. Ona dönecek olursak bugün maşallah y2'nin 1 olduğunu söylüyor. Y'nin 2'deki değerinin 1 olduğunu söylüyor. Onun için c'yi hesaplayabiliriz. Parantez açıp bir önceki örneğe dönersek. Hatırlatayım, burada bir başlangıç değer vardı. Ben onu yerine koymayı unuttum. Soruda o yokmuş gibi. Yani burada ne diyor? Y'nin 2'deki değeri ya x 2 için y'nin 1 olduğunu söylüyor. X'e 2 verdiğimizde şuraya bir alan açalım kendimize. Şöyle. Evet. Şimdi x'in 2 değerine karşılık y 1 olacakmış. 1 bölü 4. X'in 2'nin 4. kuvveti bölü 2'nin karesi 4. 5'in karesi artı 1 bölü 2. 2'nin karesi bölü yine 5'in karesi artı c bölü 5'in karesi. Yani buradan düzenleyip c'yi çekeceğiz. Bu da 2'nin 4. kuvveti 16. 4 ile sadeleşirse 4 bölü 25 artı 2'ler sadeleşti diyelim. 2 bölü 25 artı c bölü 25 oldu. Ya da 25 eşittir 4 6 artı 2 artı 6. Onu silelim. 6 artı c oluyor, değil mi? Buradan c eşittir 19 çıkıyor gördüğünüz gibi. O zaman buradaki c'nin de bu başlangıç değeriyle yani y2 eşittir 1 ile nedir? 19 olduğunu görmüş oluyoruz. Orada c yerine artık 19 yazabilirsiniz. Ben baştan aynı şeyi yazmayayım diye üstüne sildim yazdım. Bir örnek daha yapalım. Dersi bitirmeden isterseniz örnek. Şöyle olsun. Dr d teta artı r tanjant teta eşittir kosinüs teta. Yani burada da gördüğünüz gibi
r teta'ya bağlı fonksiyon, teta bağımsız değişken, r bağımlı değişken ve yani bu tipte de olabilir. Yani harfler değişik sadece ama nihayetinde bu da birinci mertebe lineer denklemdir. Ama neyin ne olduğunu tabii iyi şey yapmak lazım. Yx olunca hani insan biraz alışıyor, hemen seçebiliyor. Ama burada dr, d, teta dediği için r'ye, r'nin teta'ya göre türevleri alınmış. Dolayısıyla bizim p teta'mız diyelim tanjant teta, değil mi? O zaman teta'ya bağlı bir integral çarpanımız olacak. E üzeri integral tanjant teta d teta. Şimdi tanjant neydi? Tanjant sinüs bölü kosinüs diye yazabiliriz. Yani şu integral tanjant teta'yı yine ya da şöyle sileyim, şu tarafta yapayım. Tanjant teta nedir? Sinüs teta bölü kosinüs teta d teta'dan. Kosinüs teta'ya u derseniz du eksi sinüs teta d teta olacak. Yani integralimiz integral eksi du bölü u. Yani eksi ln u. Ln kosinüs teta. Eksi ln kosinüs teta oluyor. Dolayısıyla mu teta da e üzeri eksi ln kosinüs teta. Yani o da nedir? Ln kosinüs teta kosinüs teta olacak. 1 bölü kosinüs teta ya da sekant teta da diyebilirsiniz. Hangisini beğenirsiniz. Sekant tetayla çarpacak olursak denklemimizi sekant teta dr d teta artı r tanjant teta çarpı sekant teta eşittir 1 aslında. Sekant 1 bölü kosinüs olduğu için kosinüsleri sadeleşti gibi düşünebilirsiniz. Buradan da artık hemen nedir? Yanlış tuşa bastık. Evet. Şu taraf zaten d bölü d teta sekant teta çarpı r'dir. Bu tarafta 1'dir. Yani sekantın türevi sekant tanjanttır gördüğünüz gibi. Zaten öbür tarafta da dr d teta. Yani sekant teta şunuz. Sekant teta çarpı r eşittir d teta ya da teta artı c diye çıkacak bu. Sekant teta çarpı r. Yani r teta eşittir teta bölü teta artı c bölü sekant teta. Çözüm de budur. Evet, bu derste birinci mertebe lineer diferansiyel denklemlerin nasıl çözüleceğini gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.